Herkese merhaba teknoloji oku izleyenleri. Ben Kanarlı. Evet bugün Qualcomm'un bir sohbetle basın toplantısına katıldık. Qualcomm'un e, önümüzdeki dönemki projeleri alakalı e, ufak bir sohbet gerçekleştirdik. Yanımızda Qualcomm ülke müdürü Barış Hocam var. Kendisiyle biraz daha detaylı konuşacağız. Merhaba Barış Bey. Merhabalar. Güzel bir sunum oldu, keyifli bir sunum oldu. Aslında sunumdan ziyade sohbet tarzında oldu da diyebiliriz. Şimdi Qualcomm'la alakalı ilk merak edilen nokta aslında ile birlikte canlı ürünleri de görünen Snapdragon 820 oldu. Bir oradan başlayalım, ondan sonrasında diğer konularla devam edeceğiz. Şimdi 820 işlemcisini Qualcomm nasıl nitelendiriyor? 810'la kıyasla ne gibi yenilikler, ne gibi farklılıklar sunacak? Snapdragon 820 işlemcisi seninle bahsettiğimiz geçen sene aslında tanıttığımız bizim en üst seviye premium akıllı telefonlar segmentine yönelik pozisyonladığımız işlemcimiz. 14 nanometre mimarisinde 800 segmentinde 14 nanometre mimarisinde piyasaya sunduğumuz ilk işlemci ve tabii mobil tecrübeyi hakikaten çok uç noktalara taşıdığını düşündüğümüz ve pozisyonladığımız bir işlemci. Bugün yaklaşık yüzün üzerinde akıllı telefon tasarımında e, Snapdragon 800 iş, işlemcisi ya kullanılıyor ya da tasarım aşamasında ve önümüzdeki sene içerisinde tüketicilerle buluşuyor olacak. E, yani kategori 12 modem işte çok gerçekten performans yönünde güçlü bir modeme sahip, grafik özellikleri Adreno 530 e, grafik işlemcisini kullanan e, hakikaten çok premium segmenti e yönelik bir e, bir işlemcimiz ve e, önümüzdeki dönemde tüketiciler bu işlemci kullanan cihazlara kavuşuyor olacaklar. Şimdi 820 işlemcisine baktığımız zaman dört çekirdekli bir yapıya dönüldüğünü görüyoruz ve Qualcomm tarafında ciddi ve şahsi bir özelleştirme var. Bunlarla alakalı neler söyleyebilirsiniz? E, Snapdragon 820 bizim Creo adını verdiğimiz custom yani özelleştirilmiş bir işlemci mimarisini kullanıyor. Senin de bahsettiğin gibi dört çekirdek var ve bu dört çekirdek iki ikişerli gruplar halinde ayrı clusterlar şeklinde çalışıyor. E, tabii Qualcomm'un genelde baktığınızda işlemcilerine ol olarak biz genelde kendi işlemcimizi ARM'dan e, lisanslayıp kendi işlemcilerimizi özelleştirerek e, piyasaya sunuyoruz. Bu işlemcide aynı şeyi yaptık. Hem batarya performansı tarafında hem CPU performansı tarafında ciddi iyileştirmeler yaptığımızı düşünüyoruz ve önceki jenerasyona göre iki katı hatta iki katının da üstüne çıkan e, performans ve batarya optimizasyonu sağladığımızı düşünüyoruz ve gelen geri dönüşler de üreticilerden bu yönde bunu destekler şekilde. Zaten şu ana, çıkar, şu ana kadar çıkan performans değerlendirmeleri de benzer şeyleri çıkartıyordu. Şimdi CS'de tanıtılan ilk Snapdragon 820 model bir Çinli üreticinin bir telefon oldu. İnsanlar daha çok hani üst düzey üreticilerden telefon üreten markalardan beklerken LTV'nin bir modeliyle birlikte tanıtıldı. Ya burada nasıl bir süreç işledi? Yani ilk o firmanın olması tarafında bir özel bir çalışma oldu mu? Özel bir çalışma olmadı. Yani üreticiler kendi cihazlarını ne zaman tanıtacaklarını yani ve o kendi süreçlerini kendileri belirliyorlar. Dediğiniz gibi ilk piyasaya çıkan Le TV adı verilen Çinli işlemciden oldu. Ama önümüzdeki dönemde çok farklı üreticilerden bahsettim. Yani yüzün üzerinde cihaz var şu anda tasarım aşamasında. Önümüzdeki haftadan itibaren pek çok farklı markadan bu cihazı, işlemci kullanan cihazları görüyor olacağız. Şimdi alt tarafa indiğimiz zaman da 625, 435 ve 425 işlemcilerini görüyoruz. Bu tarafta... Ee babaları diyeceğim artık 615 410 gibi işlemcilere göre ne gibi farklılıklar gelecek? Kategori tarafında yani LTE tarafında bir geliştirmeleri görüyoruz. Bunun dışında kullanıcıların ne gibi avantajları olacak bu işlemcilerde? Bahsettiğin 625, 425 ve 435 işlemciler aslında bizim en premium segment işlemcilerde olan bazı özellikleri alt seviye yani alt ve orta seviye işlemcileri indirmemizle ön plana çıkan işlemciler. Senin bahsettiğin gibi modem tarafında bir takım iyileştirmeler var. Hem hız tarafında hem performans tarafında. Grafik işlemcisi tarafında bir takım iyileştirmeler var var ki 625'te mesela 4K kayıt yapabilme özelliği ISP var. Tarafında ISP tarafında dual ISP özelliği var. Ya bunlar hep premium segmentte normalde görmeye alışık olduğumuz özelliklerin orta ve alt segmente iniyor olması. Buna ilave tabii 625 bir de aynı zamanda 14 nanometre teknolojisiyle yani yeni üretim teknolojisi üretilmiş bir teknoloji bir platform olduğu için hem batarya ömrü hem de performans tarafında ciddi iyileştirmeler sağlıyor bir önceki ürünlere göre. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Qualcomm bir de LTE modem tarafında çok iddialı ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan X16 modemini duyurdu. 1 gigabit per second veri aktarım hızlarına kadar ulaşabilecek. bu da gerçekten heyecan yarattı aslında bu işi gerçekten takip eden insanlar arasında. X16'nın getirileri ne olacak? Yani bir son kullanıcı bazında sizi şu 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 etkileyecek tarz söyleyebilecekleriniz şeyler neler? Ya şöyle X16 senin de bahsettiğin gibi aslında sektörde bir mihenk taşı veya bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Bugün baktığınızda sektörde 4G ve 4.5G şebekelerinden 5G'ye geçişte bu 1 gigabit saniye hızı önemli bir dönüm noktası. Bu da bu hızı aşmaya yarayan ilk modemimiz bizim. Aynı zamanda 14 nanometre mimarisiyle gene yapılmış ilk, işle, ilk modem olma özelliğini taşıyor ki o da tabii performans tarafında ciddi iyileştirmeler sağlıyor. Bu işlemci, bu modemi kullanan cihazları biz bu senenin ikinci yarısında tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Tabii çok ciddi bir hız, bir gigabitten bahsediyoruz. Bu kullanıcılara farklı Yeni farklı tecrübeleri kullanabilmelerine sağlıyor olacak. Ne olacak? İçeriye çok ciddi şekilde hızlı bir şekilde ulaşabilme, bir saniyede bir filmi indirebilme örnek verebiliriz. Veya işte bulut servislerini çok çabuk bir şekilde kullanabilme. Yani bugün nasıl yerel siz bir, mesela nasıl yerel depolamada bir flash belleği kullanıyorsunuz ve bir saniyede bellekten okuyabiliyorsunuz, aynı şeyi buluttan yapabileceksiniz gibi bir takım tüketici tarafında değişik tecrübelere sağlıyor olacak. Son konumda. Snapdragon Wear 2100 tarafında olacak aslında. Çünkü giyilebilir teknolojiler özellikle akıllı saatler tarafında da işlemcilerin artık belirli bir performans ve pil tüketim sürelerini sağlaması artık beklenen detaylardan bir tanesi oldu. 2100'e bitti. Qualcomm neler sunacak akıllı saat tarafında? Tabii şimdi normalde bugün 60'ın üzerinde akıllı saat ve giyilebilir teknolojide Qualcomm'un Snapdragon 400 platformu kullanılmaktaydı. Aslına baktığınızda Snapdragon 400 normalde bir cep telefonu platformunun giyilebilir teknolojilere adaptasyonu şeklindeydi. İlk kez bu Snapdragon Wear 2100 platformu ile yeni açıkladığımız bir giyilebilir teknolojiler segmentine dedike bir işlemci sağlıyor olacağız. ki Bu önceki jenerasyon işlemciye göre işte %30 daha küçük. %35'in üstünde batarya kullanımında daha verimli. Yani tamamen giyilebilir teknolojiler segmentine yönelik hatta üzerinde bir sensörlerle etkileşimde bulunabilecek bir sensör kontrolörü olan bir giyilebilir teknoloji işlemcisi diyebiliriz. Tabi o da farklı form faktörlerde giyilebilir teknolojilerin piyasaya çıkmasına, daha verimli e, teknolojilerin piyasaya çıkmasına yarıyor olacak. Bir süresi tarafında da ciddi avantaj sağlayacak diyebiliriz. Barış Bey teşekkürler vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet Barış Rıcan Qualcomm'un yeni ürünlerini ve yeni çalışmalarını değerlendirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.